Diren Can 30 yıldır, 40 yıldır tanıdığım bir arkadaşımız. Bu kentin hem havzası hem de Alevi camiası açısından tanınan, bilinen, edilen bir arkadaşımız, bir canımız. Diren aynı zamanda Alevlerin bu kentte, bu bölgede sesi soluydu. Alevler derken işte Kürt Alevlerin, Tatarca Alevlerin, aynı zamanda Diren Can ekolojikti, kadın özgürlükçüydü. Bu tür haberleri yapan bir canımızdı, bir arkadaşımızdı. Cidden Diren Can sırf haberlerin dışında hiçbir şeyle uğraşan bir kişilik değildi. Kendi işini yapan, haberleri doğru haberleri yapan, doğru tarzda Alevlerle buluşan bir canımızdı, bir arkadaşımızdı. Dolayısıyla Diren Keser canımıza yapılan bu uygulamaları doğru bulmadığımızı, haksız bulduğumuzu belirtmek gerekiyor. Bu uygulanan doğru bulmadığımızı, protesto ettiğimizi, kınadığımızı belirtmek istiyorum. Bir an önce Diren Can'ın özgürlüğüne kavuşup tekrar Alevlerle buluşması, bu kentin yoksullarla, ekolojiklerle, kadın özgürlükçü hareketlerle buluşmasını diliyorum. Bu noktada mücadele edeceğiz, çalışacağız, koşturacağız. Diren'in boşluğunu gerçekten bir boşluk bıraktı ama o boşluğu Alevler tekrar dolduracaktır. Diren'i yalnız bırakmayacaklardır. Diren'in yanında olmaya tüm canımızla çalışacağız. Diren Keser hem bir Kürt hem bir Alevi ama esas itibariyle halkının sesi, nefesi, görüntüsü olan bütün haksızlıkları, yolsuzlukları, adaletsizlikleri gören, yazan, bunu kamuyla paylaşan bir kalem, bir yürek, bir can. Onun için sistem bu tür insanlardan oldukça rahatsız. Bugün yapılan şey hukuki olarak dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bir uygulama ve Diren Keser şu anda cezaevinde. Tek bir suçu yaptığı haber yahut da paylaştığı haber. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir suç oluşturulmamış, hiçbir yasada yok. Afrika'da da yok, Antarktika'da da yok. Ama Türkiye'de bu rejimin selamettiği için bütün ötekilerinin sesinin kesilmesi lazım, nefesinin kesilmesi lazım, onların derdest edilmesi lazım. İşte bu insanlığa karşı işlenen bir suçtur. İnsanlıktan nasibini almamış, kendi çeperindeki diğerlerine yaşam şansı tanmayan bir zihniyetin sonuçta yarattığı bir olay. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Ama şu bilinmeli ki şartlar ne olursa olsun, zulüm denilen şeyin ömrü kısadır. Ve biz Diren'in arkadaşları, yoldaşları, canları olarak hem ona sahip çıkacağız hem de sesimizi daha gür çıkarmak için bu yolda ki yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu bizim için bir engel değil. Tamamen bizi daha çok motive eden haksızlığa, adaletsizliğe karşı barışı, kardeşliği ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.